İsmail Paşa kardeşimizdir. Anlamıyorum. Vahdettin Efendi. Belli ki hünkârımız bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyor. Bize de bildirirsiniz hünkârım. Pederimiz Sultan Abdülmecit Han'ın bir hanımı vardı. Araları samimiymiş. Birlikte hoşça vakit geçirirlermiş. Bir gün o hanım pederimize edepsizlik etmiş. Hünkârımız da bu hanımı saraydan çıkarıp cerrah etmiş. Saraydan çıkarmış çıkarmasına, lakin o hanım hamileymiş. Nizama göre cerrah edilen hanımın bir daha saraya dönmesi imkansız. İsmail Efendi doğmuş. Lakin sarayda doğmadığı için şehzadelik ünvanı alamamış. Şehzade olması için sarayda doğması şarttır. Bu nizamı elbette İsmail Efendi de bilir. Yani Zülüf'le İsmail Paşa bizim kardeşimizdir. Pederimiz bizzat bana anlattılar durumu. İyi de hünkârım, bu vakte kadar niçin söylenmedi bu? İsmail Efendi'nin böyle bir arzusu olmadı hiçbir vakit. Şehzade olamadığı için yaşı bizden büyük de olsa veliaht olma, sultan olma hakkı da bulunmuyordu. Bu sebeptendir ki nifak çıkarmamak için kaderine rıza gösterdi. Gözümde asla saltanat olmadı. Dün gece bir rüya gördüm. Yeni doğmuşum. Pederim benim adımı koyarken ağabeylerim Murat ve İsmail efendilerle kardeşlik bağı tesis ediyordu. Bu rüyadandır ki bunu ilan etme gereği duydum. İsmail Paşa sarayda doğmadığı için taht hakkından mahrumdur. Lakin bizler saltanat sahibiyiz. Eğer gün gelir, emri hak vaki olursa benim yerime Mehmet Reşat Efendi geçecek. Allah gecinden versin, ömrünüz efsun olsun. Eğer gün gelir, Allah gecinden versin, ölüm Mehmet Reşat Efendi'yi bulursa o vakit tahta Vahidettin Efendi geçecek. Allah üç abime de uzun ömür versin, bereketli ömür versin. Allah sizin saltanatınızı güçlü kılsın hünkârım.